Evet, ikinci bölümde Trabzonspor Göztepe'yi konuşacağız. Bana göre Trabzonspor şampiyonluğu garantiledi. Trabzonspor çok iyi gidiyor hocam. Ben yani Trabzonspor için bir şey diyemeyeceğim. Kadro süper, her şey süper. Taraftar 10 numara, oyuncular 10 numara. Alınan devre arasındaki oyuncular, ki gençleri daha göremedik. Batuhan'ı var, Enis Destan'ı var. Bunları daha göremedik. Şans verecekler mi onu da bilmiyorum. Ama bir oyuncu var ki, Ahmetcan Kaplan. Yine bir stoper kazanıyoruz hocam. Vallahi şimdi bak, zaten Trabzon hakkıyla iyi gidiyor şimdi. Bunun bir de ben şimdi mesela geçen bir bakıyordum maçlara da. Şimdi Trabzon'un bu kadar rahat olması diğer takımlara da bağlı. Şimdi diğer takımların kötü olması Trabzon'u çok rahat bıraktı. Şimdi sen şimdi 2 ve 3 takım arada 3'er 3'er puan alsa maçlara şimdi Trabzon çıkıyor. Şimdi Trabzon şu an 5 maç 6 maç şeyi var ya. 5 maç hemen hemen evet. Yani sen 5 maç yenileceksin. Konya arkadaki 5 maç yenecek. Seninle kafa kafaya geliyor. Halen seni geçemiyor çünkü avarajını yiyor ben. Aynen. Yani şimdi öyle bir rahatlık var. Şimdi bir de şey rahatlıyor. Ha ben şey olarak hakkıyla. Çünkü neden? Sezon başı doğru yaptılar. Abdullah Hoca'yı aldılar. Geçen sene devam etmeleri, dinlemeleri, nokta transferleri, iyi oyuncu alması. Devre arası da mesela yine sol bek aldılar, oynatıyorlar. Pohaç aldılar. Ona bakıyorsun, Abdülkadir Ömür sezon başı eski şey maç mıydı? Galatasaray maçı çıkardı, ağlayarak çıktı. Ama şimdi 10 numara. Performansını yükseltti. Demek hocanın sağ bir faydası var. Edin Visca goller atıyordu. Şimdi asistler yapmaya başladı. Edin Visca geçen bir arkadaşla konuştuk, dedik ya Başakşehir'de yürümüyordu. Burada demek ki hoca demek ki oyuncuyu kullanmayı biliyor. Yani o geldi. Cornelius formda bir yolu olsa Cornelius çıkıyor, Canini giriyor, gol atıyor. Ya şimdi bir de bunlar artık öyle bir havaya girdi ki. Kim gelse gol yapıyor diyor. Kim maç kaybetmez diyor. Ha hakkıyla da Vakeme zaten değişik bir oyuncu. Ne olduğunu anlatamazsın. Sorsan hızlı mı değil, ağır mı değişik. Çalım atıyor mu atıyor. Her şey var adamda. Orta sahada doğru. Ha ben o geçen Abdullah Hoca kendi de bir açıklama yaptı. Herhalde dedi tarihin en erken şampiyonu olacağız. Öyle gözüküyor zaten. Öyle. Ondan sonra o gençlere bence fırsat verecek. Aldılar ya devre arası 3-4 tane. Şimdi orta sahada bir Dorukhan var. Muazzam oynuyor. Ya eski Dorukhan'ı izlemeye başladık. Berat sonradan giriyor. Siopis örümcek gibi. Abi Siopis olsun. Perez sağ tarafta ileri geri geliyor. Defansta iyi yapıyorlar. Ama Ahmetcan Kaplan 2 haftada 3 topu çizgiden çıkardı. Sol ayaklı. Evet. 19 yaşında. Bak şimdi ben onunla ilgili şey duymuştum. Mesela o herhalde oynamış bir maçta önce. Hata yapmış herhalde bir Trabzon maçında. Gol yemişler. Öyle bir şey duydum. Ama ona rağmen Abdullah Hoca onu şey maçına öttü değil mi? Fenerbahçe maçında. Fenerbahçe maçında ilk Fener... golü oynadı da Galatasaray maçında. Hayır yok hani, ama işte Fenerbahçe maçında güveni oynatıyorsun. Bir tane top çıkardı hatırlıyorum. Salay vurdu kafayı, dönen topu. Aynen. Gol olacak. Serdar Dursun yani kötü vurdu başka da ama çıkarıyor. Bu hafta da yine bir top çıkardı çizgiden iki tane. Yani bir de ondan hariç yani Kumaşı iyi belli. Kafa kazanıyor. Seri hızlı tek şey hamleli değil. Top oyuna sokmayı biliyor. Hatta Fener maçında böyle baskı kuruyordu. Ben bilgisayardım şimdi acaba dangdum öne vururum. Onu da yapmıyor. Dönüyor kalecisine atıyor. Yani şey o rahatlığı da var. Yani eğer kendini bozmazsa zaten milli takımda en çok iyi olan oyuncumuz defansta o da oraya geliyor yani artık. Ya bir defans oyuncumuz daha geliyor. Bir defans daha geliyor da hangisi oraya takacağız burada? Solaklı olması beni şey yapıyor. Uğurcan'a bir şey demeye gerek yok ya hocam. Uğurcan zaten. Evet. Ya mükemmel Trabzon kaleci. Şu an her şeyle hak ediyor. Kim ne dedi taraftarıyla. Valla hak ediyorlar. 37 yıl olmuş. Ve öyle bir şampiyonluk ki bu herkese tokat ata ata şampiyonluk yani bu. Valla artık bu saatten sonra olmazlarsa zaten kulübü kapatıp gitsinler. Fenerbahçe'den 4 puan, Galatasaray'dan 4 puan. Beşiktaş'ta şu an 3 bir maçları daha var. Göztepe gider mi hocam? Ya valla Göztepe bir ara iyi çıkış yaptı. Şimdi kaç haftadır maç kaybediyor. Benim yani biliyorum ben senin eski takımın. İki takımda oynuyorum. Altay'la Göztepe ikisi de altta olması çok üzücü. İnşallah gönül ister ikisi de kurtarsın ama bana öyle geliyor ki biri gidecek. İnşallah ikisi gitmez. Bana Altay kurtaracakmış gibi geliyor. Ya Altay Serkan Hoca geldi. Serkan Özbalta. Geldi geleli 3 maçta 7 puan mı almışlardı? Sanki böyle bir şey hatırlıyorum. Bir Göztepe'yi yendi ilk maç.
Ondan sonra bir beraberliği var. Bir de içeride Antep'i yendi sonra. 10 puan aldı bence ya. He? 10 puan aldı. 10 puan aldı 4 maçta. Öyle bir şey var. Yani iyi bir çıkacak aldı. Düştüğünün 6 ay birden geri döndü. 19 puanı var. Doğru 10 puan aldı. Ama Göztepe de o ara ondan önce hatırlıyorsun. 2-3 hafta maç kazandı. Ne oluyor bilmiyorum falan dedik. Ha, bana göre Thomas Aldar Hoca. Yanlış hoca. Yanlış hoca. Geçen sene Rize'yi bu hallere getiren hoca o zaten. Yani tercih yanlıştı. İnşallah biz yanılıyoruzdur. Yani gönül ister ki X'le birlikte kalsın. Hoca ilk golde faul var mı? Halil'in attığı. Ya öyle gözüküyordu ama vallahi bu hafta vermedikleri için demek ki faul yokmuş. Hakemler karar veriyor. İnşallah sonra bir o hakem şeyine de gelirsin. Bir açarsın konuyu neden öyle oldu diye merak ettim ben. Hakemlerle ilgili. Ha. Onlarla ilgili ben açıklama yapacağım. Tam Ama bir şey söyleyeyim mi? Verebilir faulü bak. Faulü verebilir. Zaten futbolcu da sevinmiyor yani faul verilecek diye. Zaten çünkü hem elli adamla şey teması var hem ayağıyla değiyor. Şimdi ben bir transfer önerisi yapacağım. Bu Halil Akpınar'ı kim alıyorsa alsın. Gerçekten. Bence de. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak. Sağ yaşı oldu. Geldi herhalde ama yine de. Yani. Bu da Viska gibi. Yani aynen. Viska'nın ters ayaklı düşün soldan. Hem yerli. Hem gol atıyor hem hızlı bir de her an tehlike yapabiliyor. Hem yerli. Yani hem yerli. Milli bir oyuncu. Geçen sene hiçbir maçı kaçırmamış. Yani zaten. Hemen anında Makeme cevabı verdi. Ya zaten bu çok önemliydi. Bak bu hemen Trabzon'un bu çok önemli olan bu hemen cevap veriyor. Vermezse belki maç biraz tutsa Göztepe. Anında 2-1 oldu ya hemen maç. Yok ya çok iyi oynuyorlar. Trabzon gerçekten iyi bir kadro. İmrenerek izlediğim bir kadro yani. Siyopi, Abdülkadir hepsi kendine geldi. Son yıllarda gördüğüm en bir güzel. Bir de Hamsik'ten de çok bu garaj şey yapamıyor biliyorsun. Bir de Gervinho yok. Hamsik yok. Ha. Şu gol. Yani burada Viska. Edin Visca'nın verdiği aldı. Abdülkadir'in koşuşu. Evet. Yani muazzam. Taraftar da hak ediyor. Yeni stat. Şehir futbol şehri. Aynen her şeyle. Herkes işte hoca orada ya. Tebrik etmek lazım. Çok eskiden şu an bir baktım mı olaylar olmuştu hatırlıyorsan o günlü Abdullah evet falan filan bir cenaze şeyinde ama evet şimdikiler hiç öyle değiller. Herkes futbolcularını çok seviyor. Evlerinde ziyaret ediyorlar. Ya öyle yani ama yani. Trabzon taraftarı 2-3 maç kaybetsinler değişirler. Ya bazılarına çok kızıyorum. Şu Berat'ı eleştiriyorlar. Yok orada bırakın. Yok Serkan Hasan'ı geri getirmeyin. Ya bir, ne oluyor ya? Bunlar sizin altyapı oyuncularınız ya. Ya işte şimdi şu an iyi gittiği için ihtiyacım şimdi bir de o yeni gençler geldi ya o kadar artık iyi lanse edildiler ki şimdi onlar da tabii şimdi çok baskı altında işte. Ha oradan o gelenler benim düşüncem şimdi eğer Trabzon şu şey sen söyle garantilerse şampiyonu diye düşünüyorum. Hepsi birden dedi. Hoca Abdullah Hoca yavaş yavaş onları da atar. Batuhan Kör'ü göreceğiz. Onu göreceğiz. Diye düşünüyorum çünkü. Şu an vardı. Şu an Trabzon'un tek hedefi yani şehir olarak, kulüp olarak tarihe geçmek, en erken şampiyon olmak. Zaten bir daha da böyle bir takım böyle bir şey yakalar mı onu da bilmiyorum yani. Vallahi bravo. Yani önümüzdeki senenin projesini bile yaptılar. Evet. Şimdiden yani hazırlıklarının her şeyini başladılar. Ben 2-3 sene damga vururlar diye düşünüyorum. Ya eğer takım tabii dağılmazsa, bu kadroyu koruyabilirlerse bir de şimdiye kadar yaptığı transfer şeyini uygularlarsa politikasını hani nokta falan lazım olan yere oyuncu alırlarsa. Bu Göztepe'deki Obinna'ya ne diyorsun hocam? O da iyi oyuncu. Canini bak girdi tak bitti. Çok sakin çok cool. Ama Göztepe'de böyle hata yapılmaz defansta ya. Bir de Obinna örümcek gibi ya. Acayip bilmiyorum gider mi? O da Başakşehir'e yakışır ama. Ya Göztepe ligde kalmasa çoğu gider orada. Halil bilmiyorum. Halil yıllardır orada. Belki sen bizim çocuğumuzun evladını kandırabilirler de diğerler hepsi gider ama. İrfan da gider. İrfan hepsi gider. İrfan Can Kaleci gider. Ama orada diğerleri yani Soner vardı bir tane oynuyor orada var. Soner var. O doğru gidebilir. Hepsi gider bunlar yani. Ha. Gönül istiyor düşmesinler ama ara açılıyor. Dorukhan'ın hareketi hoca gördün mü? Evet. Muazzam oynuyor. Abdülkadir Ömür. Ondan sonra Vişça ve yine Abdülkadir Ömür. Bu kadar basit. Futbol bu yani. Değil mi? Evet ya iyi. Çıktın mı sağ atacaksın, sağ attın mı içeri koşacaksın. Abi, hücum şeyleri çok etkili. Hücumda çok etkiler yani. Her türlü. Ya zaten Abdülkadir olmasa vakaya mı geliyor bak orada? Yani. Yani o vuracak zaten. Abdülkadir karışmasa o geliyor oradan zaten. Vuracak. Peki hocam.
Trabzon için eklemek istediğim bir şey var mı? Sürpriz olmaz ya. Vallahi İki haftaya şampiyonluğunu ilan eder diye düşünüyorum ben. Ya bilmiyorum kaç maç kaldı? 10 maç kaldı galiba. Kaçıncı haftadayız? 10 maç. Şu an bence 6 maç önde gidiyorlar. Doğru diyorum. Lan, ya normalde 2-3 hafta sonra bir de alttakiler, arkadakilerin skoru da önemli. Şimdi Konya takılırsa, şey takılırsa zaten yani dediğin olabilir yani. 1-2 haftaya o zaman şey yapabilirler yani. Yani 2 haftaya, 3 haftaya en geç bence şampiyonluğunu ilan ederler. Aynen öyle gözüküyor. Trabzonsporlular için seviniyorum. Arkadaşlarımız var. Onlar için adına mutluyum. Trabzon halkı için de mutluyum açıkçası. Her sene yani Türkiye gittiğimizde muhakkak gittiğimiz yerlerden bir tanesi olduğu için, bir şehir olduğu için Trabzon şehri için de seviniyoruz. Bir de Trabzon'da bir sürü oyuncu da dışarıda kiralık biliyorsun. O Übür Abdülkadir Parmak. O var. Sağlam bir şeyler var. Yani bayağı oyuncular da şeyde kiralık. Yani sezon sonu yine onlar bir iyi analiz edip hangisi yarar hangisi yaramaz diye şey ayırıp, çünkü baktım şu an kadroyu zaten devre arası 4-5 genç aldım. Bir de dışarıda oyuncular var. Bir de her sene normal transfer yapmak isteyecek. Onun için yani bakalım Trabzonspor ne yapacak? Peki kapatalım burada.